Eş adayı nasıl olmalı sence? Yani eşin nasıl olmalı senin? Eş adayım nasıl olması? Çok centilmen olması lazım. Centilmen. Ama sizdeki lafları ben bilmediğim için şu an tam olarak anlatamıyorum nasıl Bendeki birisi ol. Laflar bildiğimiz, konuştuğumuz aşkım. Yani kocan nasıl olmalı? Yok şey demek şey, İranlı ya. Sert onlar. Mi olmalı? Biraz ha. naif Hayır. mi olmalı? Biraz kıskanç Hayır. olmalı. Biraz ha. lafını geçirmesi gerekiyor. Esmer ha. mi, sarışın Esmer. Mı? Esmer. Uzun boylu. Tabii ki ben boydan biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet. Çok değişik şeyler istiyorsun. Herkesin ya. Sevmediği şey. Yani senin evet. Dişa yani eş adayı nasıl olmalı? Ben kılıbık seviyorum. Ona o demek kılıbık kız. Seviyorum. Kılıbık mı seviyor? Evet. Yani. Kendi yönetecek. Evet. Ay ne zevksiz kız saçmalama. Ne bileyim ben öyle. Benim sıkılmaz mısın ya için. Öylesinden? Evet ya. İnsan sıkılır öylesinden. Ay, yani. Ya, ben sürekli sıkılırım. Değil de onun da tabii şey baskın olduğu yerler olmalı ama genel olarak ben yönetmeyi severim. Allah Allah. Aslında biraz zevkli olabilir ama. Ama ne bileyim. Aslında yani evet senin karakterin için güzel bir şey olabilir. Yani zevk meselesi. Mesela siz yemek maço falan mu seviyorsunuz yapsın. Selin Hanım? Yani, yerine, kılıbık yok, sevmiyorsunuz. Yok hayır canım. Biraz maçoluğu seviyor musunuz? Maço olsun biraz. Sözü yani evde kesinlikle bir yere kadar erkeğin sözü geçmeli ama evi yöneten tabii ki kadın olmalı olsun. Yani. Ama hani evde erkeğin sözü şöyle geçer. Heh, bak Bige Hanım. Peki karıcığım. Çok güzel erkek Bige söyler. Hanım. Peki karıcığım budur. Erkeğin sözü evde son sözü erkek söyler. Evet karıcığım peki karıcığım. Peki o zaman puanlamaya geçelim artık.